Arkadaşlar, bugünkü videomuzda uyku tulumları üzerine kısa bir video yapacağız. Uyku tulumu kısaca nedir? Bizim avlarda, kamplarda veya arazide, gerek outdoor sporları yaparken, bir şekilde dağda kalırken, çadırın içinde, özellikle soğuk havalarda üşümememizi sağlayan bir kamp donanımıdır. Kas tüyü veya çeşitli elyaf tiplerinde olabilir. Bu anlamda iki ana başlık altında ikiye ayrılır. Kas tüyü uyku tulumları. Her ne kadar çok pahalı olsalar bile çok düzgün bir, güzel bir ısınma sağlamakla beraber elyaf türü, dolgu maddelerle yapılmış olan uyku tulumları fiyat kalite performansında bizi daha çok tatmin ettiği için ekseriyette elyaf türü uyku tulumları kullanırız. Çeşitli sıcaklık değerlerine sahip olmakla beraber çok daha geniş, çok daha büyük uyku tulumlarına kadar arkadaşlar çeşitli tipleri mevcuttur. Mesela -6 dendiği zaman bir uyku tulumuna, o uyku tulumunun içinde -50, -6 dereceye kadar üşümeyeceksiniz demektir. Ama ekstrem değeri bunun -10'sa, -6 ile -10 derece arasında da her ne kadar üşüyecekseniz bile en azından donmayacaksınız demektir. Bu anlamda öyle bir durumla karşılaşırsanız ister istemez içine bir kazakla, bir içlikle falan şimdi girmeniz de gerekebilir. Ekseriyetle uyku tulumunun içine girerken çok kalın şeyler giyilmez. Çünkü uyku tulumunun yapısı, faydası, içine gireriz. Fermuarını kapattığımız zaman uyku tulumu içindeki ısıyı dışarı vermediği için, çünkü çok güzel bir yalıtkandır. Vücut ısımızın uyku tulumunun içinde kalmasını sağlar. Uyku tulumunun ısınmamızdaki faydası budur. Vücut ısımızı uyku tulumunun içinde tutar, biriktirir ve o ısıyla ısınmamızı sağlar. Ama arkadaşlar, buna karşılık dikkat etmemiz gereken şeyler vardır. Mesela uyku tulumunun içinde donmamak için ne yaparız? Öncelikle dışarıdaki hava sıcaklığı ister istemez gerek sıcaklık değerine, gerek ekstrem değerine şimdi uygun olmalıdır. Ona göre ya üşümeyeceğizdir ya üşüyeceğiz, en azından donmayacağızdır. Ona göre içine girerken üzerimize bir şeyler artık giyerken kalınlığını düzgün bir şekilde karar vermemiz gerekir. Aksi takdirde bu sefer de terleyeceğiz arkadaşlar. Çok soğuk havalarda bizim soğuk algınlığı geçirmemize bile neden olabilir. Arkadaşlar, mesela uyku tulumunun içine girerken çorap giyebilirsiniz. Ama çorabınızın ıslak olmamasına dikkat edin. Islak çorap giyip girerseniz uyku tulumunun içinde ayaklarınızın üşüdüğünü göreceksiniz. Buna karşılık suyu sıkılmış, hafif ıslak, nemli bir çorabı yanınıza alırsanız tam aksine o zaman da çorabınızı kurutabilirsiniz. Ama giymemeye özen göstermelisiniz. Uyku tulumu arkadaşlar, elyaflı bir malzeme, içi dolgulu bir uyku tulumu. Buradan taktık. Fermuarı içindedir. İçine girer ve çekeriz. İşte. Bu hale gelmiş. Gayet rahat kullanılan, hafif ve içinde rahat hareket edilebilen bazı türlerinin tam tersine. Kolları dışarıdayken ekseriyetle yatılan hafif ve rahat bir uyku tulumudur. Gerek sıcaklık değerleri -20 gibi, -25 derece gibi sıcaklıklara uygun olmamakla beraber termal bir içlikle rahatlıkla çok soğuk havalarda da içinde yatılabilmektedir. Ama bunların daha çok boğaza kadar çekilen, kapşonu kapanan, hatta şurada bir delik hariç tamamıyla sizi içinde tutan tiplerine kadar çeşitli tipleri vardır. O tipleri daha çok çok soğuk iklimler için yaparlar. Bu mesela o tip bir iklime uygun bir
Uyku tulumu olmamakla beraber başa bir yümbere, bir tane de termal içlikle gene de çok soğuk havalar devri içinde yatılabilen bir uyku tulumudur. Uyku tulumunuzun özellikle saklarken veya bir yerlerde tutarken kullanılmadığı zamanlarda ezilmemesine dikkat etmeniz gerekir. Aksi takdirde arkadaşlar izolasyonu ve hali ısınmanızı etkileyecektir. Bu sebepten dolayı uyku tulumlarını çok uzun bir süre kullanmayacaksanız bir yüklüğün gibi bir şeyin üzerine açarak kullanmanız tavsiye edilir. Kullanmadan önce bir kabartmanız yararlıdır. Ayrıca çok sıkı sarıp bir yerlere koymaktan kaçınmalısınız. Çünkü içindeki elyaf zaman içerisinde ezileceği için izolasyonu azalacaktır. Arkadaşlar, kullanımı çok basit ve pratik olmakla beraber İster istemez kampçıların, avcıların, outdoor sporların, dağda yatan kişilerin şimdi kullanmaktan vazgeçemedikleri gayet güzel bir ısınma sağlayan rahat ve hafif bir araçtır. Kabaca arkadaşlar light bir örneğini sizlerle paylaştığım bu. Uyku tulumunun daha başka tipleri olduğunu da bilerek şimdi karşılaşacağınız soğuğa göre uygun bir uyku tulumu almanız gerekir. Onun haricinde uyku tulumunun içine girerken uymanız gereken basit bazı şeyler, özellikle ana hatlarıyla dikkat etmek yeterlidir. Yani dışarıdaki hava sıcaklığına göre üzerinizdeki kalınlığa özellikle dikkat etmeniz, çünkü içinde terlememeniz de önemli, çünkü vücut ısınızı içinde tutacaktır. Ama çok soğuk iklimde böyle bir uyku tulumunu evet kullanırken tam tersine ne dedik? Mesela bir içlik artı bir bereyle de rahatlıkla içine girebiliriz. Bu anlamda özellikle kullanımında nasıl kullanacağınızı iyi düşünmeniz gerekir. Aslında basittir. Saklama şartları dediğimiz gibi çok sıkı sararak belli bir yerde devamlı bekletmekten ziyade bu şekilde ikiye veya üçe katlı bir yüklüğün üzerine koyup ezilmesine engel olmak gibi çeşitli şekillerde rutubetli ıslak elbiselerle içine girmemek şeklinde. Çünkü o zaman üşüdüğünüzü göreceksiniz arkadaşlar. Gibi basit kullanımları anlattıktan sonra arkadaşlar özetle bu konuyu da böyle kapatalım. Her zamanki avcı dostlarınıza iyi avlar, atıcı dostlarıma iyi atışlar diliyorum arkadaşlar. Kampçı arkadaşlarımıza ve kampta kalan arkadaşlarımıza üşümeyecekleri kamplar diliyorum arkadaşlar. Özellikle çadır içinde çok yararlıdır. Altına met ayrıca yayarız. Çadırsız ve metsiz özellikle kullanmamanızı tavsiye ederim. Met yerden çok ciddi ölçüde bir izolasyon yapar. Metsiz gene de büyük olasılığı içinde donacaksınızdır. Özellikle belirtmek isterim. Evet arkadaşlar, bu videomuzu da böyle bitirelim. Hepinize kazasız belasız günler dilerim. Videolarımız devam edecek. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.